Bu maşallah aşılı kızılcık. Şimdi buna Batı Karadeniz'de bu kızılcığa kızılcık demezler de kiren derler. Kiren. Efendim kirenin, Batı Karadeniz kireninin bir özelliği vardır. Ülseratif kolit şikayetiniz mi var? Batı Karadeniz kızılcığı. Bak bu aşılı. Bu aşılı yani, bu yakışıklı. Hiç mi faydası olmaz? İshalseniz biraz fayda eder. Kızılcıktan açıldı laf. Evet, Batı Karadeniz'in kızılcığı Morbus Crohn'da, ülseratif kolitte çok faydalıdır. Ancak bilinmesi gereken bir şey daha var. Bakın, ülseratif kolitte olsun, Morbus Crohn'da olsun. Bak tıp bunu zamanla ortaya koyacaktır. Çünkü biz hastalığın kimyasına biraz farklı gözle bakarız. Bunun kimyası nasıl dersiniz? Fermantasyon diyoruz, değil mi? Bak, fermantasyon. Şimdi fermantasyon ekşime. Halk diliyle konuşacak olursak. Efendim, maya ile fermantasyon yapabilirsin. Yapıyor musun bunu? Yapıyorsun. Ekmek mayalıyorsun. Tamam, maya. Evet. Peki, başka türlü neyle yapabilirsin? Bakterilerle yapabilirsin. Bakteriyel fermantasyon. Değil mi? Yani bir de enzimatik proteinlerle bunu yapabilirsin. Bir dördüncüsü var Hüseyin. Bak bunlar insan bağırsağında da gelişiyor ve ülseratif koliti azdırıyor. Onun için hangi fermantasyon olduğunu kişiyle konuşarak sorgulamanız lazım. Tükettiği gıdalar hangilerinde daha çok etkileniyor? Ona göre Morbus Crohn'a diyeceksiniz ki böyle beslenin. Ülseratif kolite şöyle Şöyle. beslenin. Özellikle bu gıdayı alın. Şimdi bu işin bir dördüncü boyutu var. Fermantasyonda. Ekşime neydi? Enzimatik var, bakteriyel var, mayaylı olan var. Bir başka şey daha var. Biyofilim. Bu yepyeni bir şeydir. Biyofilim bir protein zinciridir. Bunlar sebebiyet veriyor. İşte bunu çözmeniz lazım. Yani şu an üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi bu. Allah'ın izniyle bizim kürlerimizle ülseratif kolitte başarılı olmamızın nedeni biyofilim tabakasının neden olduğu fermantasyonu ortadan kaldırıyoruz. Olay bu. Yani biraz bizi izleyen değerli biyologlar vardır, kimyacılar, tıp doktorlarımız vardır.